Aslında insan psikolojisi düzelten de kişinin gülüşü. Kişinin gülüşünü düzelten de benim. Programın evvelinde dedim de hemen çağdaşlıkta. Siz herhalde o dişler. O diş, anda. Diş. Gelin biraz diş hakkında malumat vereyim ben sizlere. Buyurun verin. Ağrı 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 insanlar sıkılabilir. Gelin biraz daha canlı konulardan bahsedelim. O konu da çok önemli bir konu ancak insan psikolojisinde en önemli konu ne? İnsanın kendi özgüveni. Özgüveni olması için ne lazım? Hem güzel görüneceksin hem güzel güleceksin. Karşıya sıcaklığı vereceksin. Eğer kişinin dişleri güzel değilse, güldüğü zaman bundan memnun değilse bunu düzeltmenin yolları var. İşte benim uzmanlık alanım estetik diş hekimliği ve implant. Ağzında diş yoksa implant yaptırıyorsun. Güzel gülmek istiyorsan da güzel diş yaptırıyorsun. Mesela, şimdi bunu yaptırmak için hara geley? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Tamam. Hastalarımı İstanbul'da kabul ediyorum. Niye İstanbul'da kabul edeceksiniz diye soracaksınız. Hastalarım soruyor, niye Bakü'ye gelmiyorsunuz? Ben Bakü'yü çok seviyorum, çok güzel şehir. Ancak bizim çok ciddi bir sistemimiz var İstanbul'da. Bütün dijital teknolojiler var, görüntüleme teknikleri var ve 25 kişilik bir ekip var. Bizim 25 kişi buraya gelmemiz mümkün değil. O yüzden siz ne yapacaksınız? Birkaç gün İstanbul'a geleceksiniz. Hem gezeceksiniz, göreceksiniz. Ben Bakü'yü nasıl sevdim, sizler de İstanbul'u seviyorsunuzdur diye umuyorum. Aynı dili konuşuyoruz, kardeş milletiz. Aynı zamanda hem gezerken hem güzel gülüşe kavuşuyoruz. Ticaret, mesela yeni yıl öncesidir. Bizim insanlarımız sevir İstanbul'a gitmeye yeni yıl öncesi. Deyim İlhame, 5 gün çekti. 5 gün sonra artık dişler ağzımdaydı. Bileti alıp giden günü, düşen günü Çağdaş Bey'in manesine gitseler, orada ölçüler götürülse ve artık alış, veriş, gezinti hemen müddeti doktor ve komandası hemen dişler üzerinde işleyir. Geri dönemde bir de gelirler, ikinci defa 5 gün sonra dişler ağızda güzel tebessüme, hakikaten de güvenmelik ki gülə bilə. Bizdə çoxları hətta güləndə əlləriylə tutublar. Heç də əlləriylə tutmur. Bəzən, elik əhkə çəkilmədi, baxsaq görə. Məsələn, dünən oldu. Həkimimiz gördü. Bizim məşhur müğənnilərimizdən biri güləndə dişinə görə ağzını tutur. Gülərkən, konuşurkən elini ağzına götürür. Və diqqət edin, dişindən memnun olmayan kişilər. Doktor, maddi tərəfini danışdıq. Məbləğ istəmirəm, rəqəm istəmirəm. Uyğun mu insanlara, yəni cibimizə uyğun olacaq qiymətlər? İnsanlar hər zaman bir şey sorarkən dəyərini soruyorlar. Bu iş nə qədər qiyməti var deyə. Çünki İstanbulda yaşayırsınız. Oraya gəlib getmək özü də bir... Burada... Yol pulu değil. Burada düşünmek olan konu şu. Yok. Araba alırken alıyor, ev alırken alıyor. Her şeye para harcıyor. Ancak kişinin kendine yatırım yapması lazım. En önemli yatırım kendine yatırım. Bunu böyle düşünmek herhalde lazım. Herhalde özünü isteyen insan sağlığını değerini bilen. Ağzımızda diş yoksa, arabamız var, evlerimiz var, saatlerimiz var, brilyantlarımız var ama diş yok. Ha, biz de elde içimiz suyu. Yemek yiyemiyoruz. Hangi organa bakırsak kişi böyle durumlarda muhakkak kendine yatırım yapman lazım sağlığın için. Dişin birkaç fonksiyonu var biliyorsunuz. Bir, sindirimin başlangıcı, yemek yememiz lazım. Yani. Diş. İkincisi, konuşmayı etkiliyor. Üçüncüsü estetik. Yani bunlar ayrılmaz bütünler. O yüzden kişinin öncelikle kendine yatırım yapması lazım. Kendine yatırımın değeri yoktur. Tabii ki her şeyin belli bir maliyeti vardır. Ancak bunlar verilemeyecek maliyetler değil. Başka şeylerden kısıp bunlara verebiliriz. Her zaman kendime yatırım yapmamız lazım. Yapılan diş insanı senelerce götürüyor. Bakın Lale Hanım çok güzel bir aparıcı. Ben severek seyrediyordum. Ama dişinde... Evvelden çok... tanıyordunuz. Tabii ki tabii ki. Çünkü bizim tanıdığımız. Bizim Atabey'e zaten izleyelim. Bir tane gül. Ne kadar güzel. Bəli, nitq dəyişilmir. Bir sadəcə bəli, bir ay sonra otur. Məsələn, dünən biz bir verilişdə də qonağıydıq. Orada məsələn bəzi dişlər var ki, düzgün düzəldilməyəndə sı-sı-sı başlayır dil qaçmağa və yaxud bəli, tələffüzdə dəyişiklik yaranır. Amma yenə deyirəm, ona görə də məhz mütəxəssisə müraciət eləmək lazımdır. Çağdaş bəy də bunun onsuz da adının önündə gedir, uzmanıdır, mütəxəssisidir. Hər şeyi məsələn biri deyirdi mənə, almanı diş deyə bilməyəcəksən, kebab yeyə bilməyəcəksən. İnanın ki yalandır. Yetər ki yaxşı kimin əlinə düşəsən. Belə kebabı da çəkib yeyirəm. Almanı da dişləyirəm. Bərabər yedik. Bəli. Gittik Azeri yemekte kebap da yedik. Bakın ne kebap yiyin. Hepsini yedik. Yok yok. Tike ver görün dişler ağzında kalın. Tike yedik. Bəli. Ne kadar keçib əməliyyat yani bu prosesdən? Bu prosesdən bir 20 günə yaxın, bəlkə də 15 gün belə vaxt keçibdi. Ama... Çok erken değil mi 15 gün ərzində hemen yemek yedirib bir... Da hemen yemek yiyor. 15 gün değil hemen çıkar çıkmaz yemek yiyebilir kişi. Yok yani. Bazen bazı uygulamalar var ki artık... Üçümüz 2 saat gözlemlesen. Çok çok özel bilgisayar teknolojileri var. Diyelim ki kişinin ağzında hiç diş yok. Biliyorsunuz artık maalesef dişsizlik genç yaşa düştü. Yani bizim yaşımızda insanların bile dişsiz oluyor. Genetikti de doktor. Şimdi biz farz, farz et ki evli, akşam... Anam süt vermiyor, çıkart... dişten zayıfım. Yani bunu hiç kız kınamaz. Akşam çıkartıyor, dişlerini bardağa koyuyor. Ne kadar kötü insan psikolojisi için. Psikoloji konuşuyoruz. Hı. Kişi mutsuz. Böyle vakalarda...
Ağza implantlar yapıyorsun. Ağza implantlar yaptıktan sonra da kişi hemen üzerine diş yapabiliyorsun. Yani diş yok ağzında. Kişi geliyor. Bazen ertesi gün daha iyi dişli çıkabiliyor. Özel teknikler sayesinde. Burada önemli konu ne? Bir, yapan hekim bu işin uzmanı olacak. Muhakkak mütehassıs olacak. Lale'nin dediği gibi. İkincisi, iyi implant kullanacak. Üçüncüsü, güzel bir ekip, güzel bir planlama şart. Güzel planlamayla insanlar rahat eder her zaman. Ve insanın rahatlığının parayla değeri yok. Mesela ben Azeri hanımlarını çok severim. Sözsüz ki her öz ülkesinin hanımını sevecek. Ama bizim hanımlar xüsusi gözelliğe malikdir ve onlara gülüş yaraşır deyirəm. Məhz ona göre de Çağdaş Bey'e davet etmek istedim ki hanımlarımız niye de o gülüşe sahip olmasınlar? Bak danışırıq düzdür. Siz dediniz ki Lale özün xəstə. Yox. Mən tam əksinə. Bir baş ağrım var deyirəm. Mən bilirsən bizim işimiz bunu tələb eləyir əslində. Sən gündəlik qranda yürümüsən? Bəli. Gündəlik bir kəlməm sənə əsəbləri oynadı. Bəli. Dəniz qranda yürüməyin heç oldu. O gözəl şeydir. Hələ axşama qədər zəng gəlib mənə deyəcək. Bax sən mənə dedin ki sən özün xəstə. Yo. Məsələn. Düzdür dostum. Yox, bir kəlməm onun yolundan aldı. İlhamə nə deyirəm? Gözəlim. Yəni xəstə deyirik ya. Yox, insanların heç biri xəstə deyil. Mən sadəcə veriliş boyu demək istədiyim şey oydu ki çox nadir insan var ki kefindən dərman içər. Yəni kaş ki insanlar ağrımasın. Bunu kim istəməz ki? Kaş ki amma ağrımamaq üçün də vaxtında müdaxilə eləyəcək. Xanımlar çalışacaq ki olanı gözəlliyimizə. Dişlər bizim sərvətimizdir. Vale. Mən dişimə sərvətim deyirəm. Sən indi gözəllik aparıcısan. Gözəllik olsun deyə müraciət elədin evet. Bu işin uzmanına. Yəni Evdar xanımın nəyinə lazımdır o estetik? Hayır. Evdar xanımın bəyi var evdə. Bəyinə gözəl olacaqsa. Çok yanlış. Bəyi bəyənib ki alıb da. Yanlış bir kuraya dayandı. Hayır. Artıq zaman keçdikcə o dişsiz də bəyənir. Protez olanlar bəyənir. Yox, zaman keçdikcə axı. Yanlış bir konuya dayanır. Hayır, ben söylemek istiyorum. Bir öncelikle zaman məsələsi var. Zamanla diş bizim sərvə gözəlliyimiz ancaq qulluq eləyirik. Vaxt gəlir, yaş öz sözünü deyir. Deməyim odur ki, sadəcə estetikanı vurğulamaq lazım deyil. Yəni hər hanım gözəl olmayı haqq ediyor. Ev hanımı da haqq ediyor. Neneler de hak ediyor. Doğru. İnsanlar zamanla yaşlanıyor. Yaşlandıkça genç görünmek istiyor. Hak ediyor ama sadece estetik üzerinde dayanmıyor. Hayır bakın ne dedim ben sağlık cihetten birinci dişin, onu düşün. Birinci mesela sağlık. Sağlık dedim. Mütlaka. Dişin sağlığı çok önemli. Gastroenterolog da, diyetolog da mütlaka dişler doğrudan da çok tabii. Vacip bir faktördür. Çeyneme de mesela kilolu olmak istemiyor. Normal kiloda olmak istemiyor. Uzun müddet yeme gıdanı çiğnemek lazım. Çok önemli. Yani mütlaka çok önemli bir meseledir. Eğer dişlerin de sağlam değilse o çürük kariyesse netse onun çeyneme prosesinde bozulur. Hatta diyebilirim ki açardı da buradan çeynir açarımız odu doğrudur. Doktor sizden alakalı saklamak için. Sağlık İlahi Hanım, ey İlham Hanım mütlaka sağlamlık. Problem de ilahi olabilirim sizin için. Yok zaten. Sonra artık estetik. Biz önce gelen hastalarımıza şöyle ağzını muayene ediyorsun. Muayene ediyorsun. İltihap varsa iltihapları gideriyorsun. Çürük varsa çürükleri gideriyorsun. 5 gün içinde bunu yapabildiniz mi? Yok şimdi hastaya göre. Bazı hasta var 5 gün sürer. Mesela bazı hasta var 1 gün sürer. Bazı hasta var 1 ay sürer. Hastaya göre bu değil belli. Yok ama doktor ben gelende Ceren Hanım gel. Doğru, məsələn, doğru. Onlar ilk öncə rentgen elədilər, sonra bir iki problem çəkdiyim diş var idi. Onlar yəni hamısı sadəcə bir gün içində baş verdi. Çünki çox gedib gələ bilmədiyimiz üçün. Həkim onu ona görə deyir, komanda halında. 3 otaqda oldu, bəli. Çox gözəl komanda. İnanırsınız, bizim xanımlar nazı sevər onları. Məsələn, supersiniz deyə, siz çox gözəlsiniz deyə. Psixoloji insanı oynuyor ya. Yəni bir də görürsən ki, bax, mən hal-hazırda çox razıyam. Elə bizə də o lazımdır, yoxsa eşidirəm də evə girən kimi yoldaşlar nə bişirmisən yeməyə? Köynəyimi ütüləmisən? Falan şalvarı ütüləmisən? Öncə sağlıq sonra estetik. Öncə sağlıq sonra estetik. Doğru. Ve bilin ki ev hanımları dişlerini yaptırınca eşleri zaten seviyor onları daha çok sevmeye başlayacak. Bak bu. Hayatta şimdi, her zaman renk katmak bu lazım. Bu telefon nömrələrini vereyim. Benim telefon ben İstanbul'dayım. Bağdat Caddesi'ndeyim. Telefon numaram 0090 216 302 8080 0090 216 302 8080 ve bazen var ki bazı yöntemler kişi bir günde dahi yaptırabiliyor. Bazı yöntemler daha uzun sürebilir. Kişiyi muayene sonucunda bu gerçekleşecektir. Bazı bilgisayarlı teknikler var. Artık 3 boyutlu printerler var diyorsunuz. 3D printer deniyor. Bilgisayarla dişin ölçüsünü scan ediyoruz. Optik okuyucularla. Bilgisayarda dizayn ediyoruz dişi. Gönderiyorsun içeride bilgisayara, aynı gün dişi takıyorsun. Yani bazen bir gün, bazen beş gün, bazen bir ay. Kişiye göre değişir tedavi. Önemli olan ne? Kişinin kendine bakması lazım. Her zaman kendine bakan insan, kendine güvenen insan makbuldür. Bunu bilmek lazım. Birinci özünü seveceksin. Önemli olan daha bir məqam var ki, həkim de gerek gördüğü işten memnun kalsın. Tabii ki, tabii ki.
Ve diş damak diş yok. Nerman Bey bu yaşta dişin kalıp hiç aslında. Yok var var. Var. Ya damak diş yoksa, damak sürülse onda çok, ne olacak? Çok güzel bir konuya değindi bak. Eğer kişide damak varsa, akşam bardağa dişlerini koyuyorsa bu kişilerin implant yaptırması lazım. İmplantı... Bu yaşta ne implant? Onu hayır, hayır hayır her yaşta implant. Ya, her yaşta implant. 18 yaşını geçmiş. İncelmeyi bunun çene sümüğüyle. Şimdi sümüğü ince ise sümük ilavesi yaparsın. Olur. Dişte özel yoktu. Damak da yeğilip. Hayır hayır. Çok özel teknikler var bakın. Sümüksüz insanlarda bile yapmak siz mümkün. Siz Nerman dayıyla o konuyu bitirin çünkü biraz sonra diyecek göndermen gereken Nerman dayı. Diş yok. Damak. Şimdi bakın. Son vallahi yükleyeceği bizi. Son senelerde ne konuşuluyor? İmplant tedavisi konuşuluyor. Ha, teşekkür ederim. Telefon numaralarını bir daha hatırladıram. 0090-216-302-80-80. 0090-216-302-80-80. Hal-hazırda biz reklamlara ayrılacağız ama dişlerimiz sağlam olsun ki mədə bağırsaq da əziyyət çəkməsin.